12. yüzyılda İngiltere'nin Woolpit kasabasında gizemli bir olay yaşanır. Köylüler ormanda dolaşırken iki küçük kardeş bulurlar. Ciltleri tamamen yeşil renkte olan ve alışılmamış kıyafetler giymiş olan bu kardeşleri köylüler ormandan alıp kasabaya getirirler. Fakat çocuklar daha önce hiç duymadıkları bir dilde konuştukları için iletişim kuramazlar. Oldukça bitkin görünen çocuklara yemek ikram ederler. Fakat çocuklar hiçbir yemeğe ellerini sürmezler. Takip eden 2-3 gün boyunca verilen hiçbir yemeği yemeyen çocuklar kaldıkları evde buldukları çiğ fasulye ile beslenmeye başlarlar. Takip eden günlerde kardeşlerden kız olanı toparlamaya başlarken erkeğin durumu ağırlaşır ve hayatını kaybeder. İlerleyen yıllarda kız çocuk normal şekilde beslenmeye başlar ve derisinin rengi normale döner. Zamanla İngilizce de öğrenir. Çocuğun ifadesine göre geldikleri yer güneşin hiçbir zaman doğmadığı bir karanlıklar diyarıdır ve adı St. Martin'dir. Köylüler Woolpit'e nasıl geldiklerini sorduklarında ise kardeşiyle ormanda babalarının koyunlarını dolaştırırken koyunlardan birinin bir mağaraya girdiğini, koyunun boynundaki zilin sesini takip ederken kendilerini bir anda mağaradan çıkıp bilmedikleri bir ormanda bulduklarını söylerler. Aradan geçen yıllara rağmen çocukların nereden geldiği ve nasıl bu dünyaya geldikleri hiçbir zaman çözülememiştir. ...1954 yılında gizemli Kafkas görünümüne sahip bir adam daha önce hiç görülmemiş bir pasaport ile Tokyo Havaalanı'na iner. Yapılan sorgu esnasında adamdan geldiği yeri harita üzerinde göstermesi istenir. Fakat adam kendi ülkesinin olması gereken yerde Andorra adlı bir ülkenin olduğunu görünce dehşete kapılır. Adamın çantasındaki evraklar incelemeye alınır ve iş dokümanlarının geçersiz olduğu tespit edilir. Olayı daha gizemli bir hale getiren adamın pasaportudur. Pasaport orijinaldir ve daha önce dünyanın farklı ülkelerine gittiğini gösteren resmi damgalara sahiptir. İşin daha garip tarafı ise bu gizemli yolcunun pasaportunda Tokyo'ya 5 sene önce girdiğini gösteren resmi damgalar da vardır. Fakat Tokyo Haneda Havalimanı 1954'te yaşanan bu olaydan sadece 2 sene önce hizmete girmiştir. Adam birkaç farklı dil konuşabilmekte, çantasında Avrupa ülkelerine ait paralar bulunmakta ve ısrarla ülkesi Tauride'nin yüzyıllardır var olan bir ülke olduğunu savunmaktadır. Yetkililer adamın iddialarını araştırdığı sırada gizemli şahıs havalimanındaki polis karakolunda tutulduğu odadan gizemli bir şekilde kaybolur ve bir daha asla bulunamaz. Çeşitli Japon tarih kayıtları 1803 yılında yaşanan gizemli bir olaydan bahsederler. Hitachi yerleşkesinin yakınındaki denizden günün birinde metal ve kristal şeffaf pencereli olan bir botla bir kadın kıyıya çıkar. Yerel balıkçılar tarafından bulunan kadının solgun beyaz bir cildi ve kıpkırmızı saçları vardır ve köylülerin daha önce hiç duymadıkları bir dil konuşmaktadır. Yanında pek eşyası olmamasına rağmen elinde tuttuğu küçük bir kare kutuya sımsıkı sarıldığı gözlenmiştir. Kadının nereden geldiği ve kim olduğu yerel otoriteler tarafından hiçbir zaman belirlenememiştir. Daha sonrasında ise köylüler kadının kıyıya geldiği garip araçtan korktukları ve kadınla da iletişim kuramadıkları için onu aracına tekrar bindirip geldiği denize geri göndermişlerdir. Bu gizemli yabancının hikayesi karşımıza ilk kez 1851 yılının 5 Nisan'ında İngiliz gazetesi Ateneum'da çıkar. Geoffrey Warren adlı kişi bahsi geçen yılda Almanya'nın Frankfurt şehrinin yakınlarında bir kasabada dengesini kaybetmiş bir şekilde ve nerede ve ne zamanda olduğunu bilmez bir şekilde dolaşırken bulunur. Sorulduğunda ise buraya nasıl geldiğine dair hiçbir bilgisi yoktur. Değişik bir aksanda Almanca konuşmasının yanı sıra daha önce hiç duyulmamış iki adet dilde konuşup yazabilmektedir. Geoffrey bu dilleri Laxerian ve Abramian olduğunu ve geldiği yer olan Laseria'da ana dil olarak konuşulduğunu söyler. Dediğine göre Laseria, Sakrya denilen bir bölgede var olan bir şehirdir ve Avrupa kıtası ile arasında büyük bir deniz vardır. Geoffrey'in hatırladığı tek şey ise uzun zamandır kayıp olan kardeşini bulmak için memleketinden Avrupa'ya doğru gemisiyle yola çıktığı ve bir fırtına esnasında gemisinin battığıdır. Kendisi daha sonra detaylı bir araştırma için Berlin'e götürülür.
Fakat nereden geldiği ve kim olduğuna dair bir bilgi hiçbir zaman bulunamaz. ...1863 yılında kimliği belirsiz bir adam Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesindeki Sandy Cove plajında bulunur. Adamın her iki bacağı yakın zamanda ampute edilmiştir. Bulanlar tarafından söylenilenlere göre adam konuşulan hiçbir dili anlamamakta ve söylediği mırıltılardan anlaşılabilir olan tek kelime Jerome'dir. Adam hiçbir zaman nereden geldiğini belirtemez. Fakat onu bulan yerel halkın dediğine göre adamın kıyıya vurduğu gece denizde kimsenin daha önce görmediği bir şekilde bir geminin görüldüğü söylenir. Jerome kalan hayatını sessizlik içinde inzivada geçirir. Tek bir olay dışında hiç kimseyle iletişim kurduğu görülmemiştir. Bir akşam iki çok şık giyimli kadın Jerome'nin kaldığı bakım evine gelirler ve onunla özel bir odada görüşürler. Tanıkların ifadelerine göre üçlü daha önce hiç duymadıkları bir dil ile iletişim kurup konuşmuşlardır. Daha sonra ise tıpkı geldikleri gibi ani bir şekilde gitmişlerdir ve bir daha bu iki kadını gören olmamıştır.